Fikir değiştirici. Gerekli. Umut, daha demokratik, adil, temel haklara saygılı bir Türkiye için umut. Bir kavramla açıklamak isterim. Kapsayıcı bir demokrasi, doğayla ve insanla barışık bir düzen demek istiyorum. Bu amaçların başarılması için bu bölgesel iki paydaş birbirine mutlaka ihtiyaç duyuyor. Abe yönüne dair yolda girilen süreçte değişen dönem dönem belli dinamikler olsa da ya da olmasa da hala bu sürecin devam ediyor olması ve bu süreç kapsamında uygulanan çeşitli mekanizmaların devam ediyor oluşu ve rol aldıkları önem kısmı aslında hala bizler için çok önemli. Ve özellikle sivil toplum çalışanları ve medya çalışanları için çok önemli. Ve oynadığı rolün ve Türkiye'nin genel olarak gelişimine katkısına dair getirdiği faydaların aslında daha fazla ön plana çıkması gerekiyor. Çok emek verilmiş, üzerinde çok düşünülerek yapılmış bir program. Dolayısıyla devam etmesini diliyorum. Toplumsal ihtiyaçlar için sivil toplumun da desteğiyle öznelerin de dahil olduğu toplumsal çalışmaları farklı başlıklarda çevre, iklim değişikliği, ekonomik sürdürülebilir kalkınma veyahut toplumsal diyaloğun geliştirilmesi, sivil toplum diyaloğun geliştirilmesi için ciddi bir çalışma var. Bu çalışmalar da meyvelerini veriyor yıldan yıla. Yapılan çalışmalar, araştırmalar bunu gösteriyor. Ve her bir proje, her bir aktivite gelecek için daha çok işbirliği, toplum, kamu kurumlarıyla sivil toplumun bir arada olduğu, akademinin yer aldığı, uzmanların bir arada olduğu bir kültürü de oluşturuyor. Bu sivil toplum kültürü gelecek için de bizim için umut verici. Çünkü burada 2000'lerin başında birçok genç, katılan gençler, çocuklar Erasmus'tan başlayan, ben de onlardan biriyim, Erasmus projelerinde çok geçmişte katıldım gönüllü olarak ve şu anda bu alanda uzman olarak siyaset, bilim, politika, geliştirme bağlamında aktif yer alıyoruz. O anlamda gelecek için umut veriyor ve bu başarı aslında insanlara, bireylere daha çok sorumluluk vermek, geleceği inşa etmek için çok değerli finansman ve uygun bir zemin yaratıyor. Bu zemin dilerim daha çok geniş alanlara yayılır. Özellikle mülteci çalışmaları, bunun farklı boyutları, farklı ihtiyaçlarını gidermede. Bu anlamda başarıyı böyle değerlendirebilirim ve eminim bu devam edecek artarak. Tıkanma noktasına gelen AB-Türkiye ilişkilerinin düzelmesi ve AB üyesi bir Türkiye için tek çare sivil toplum diyaloğunun ve sivil toplumun daha aktif bir şekilde çalışması ve daha demokratik bir Türkiye için daha fazla katkı vermesi. Sivil toplum diyaloğu da bunun önemli araçlarından biri. Avrupa Birliği ile Türkiye'deki sivil toplumu gerçekten güçlendirdiğini düşünüyorum. O daralan alanda Avrupa Birliği'nin desteğiyle birçok insana ulaşarak birçok kurum aslında gündemden bağımsız olarak faaliyetlerini gerçekleştirebiliyor ve bu da çok önemli. Türkiye'de demokratik değerlerin korunmasında ve bir barış kültürü, diyalog kültürü geliştirilmesinde. Ama aynı zamanda Türkiye'deki sivil toplumun da o canlılığı, gençliği ve sabırlı, azimli olmasının Avrupa'da da birçok kurumla, kuruluşla güzel bir işbirliği yaratabileceğini düşünüyorum. Birbirinden çok beslenen, birlikte büyüyebilen bir ilişki yaratacak ve sivil toplum gerçekten bu ilişkinin ortasında duruyor. Şimdiye kadar Avrupa Birliği'nin özellikle politik kriterleri Türkiye'de demokrasi hamlelerinin atılması için çok önemli oldu. Fakat ne yazık ki Avrupa Birliği üye ülkelerinin de içinde bulunduğu daralan bir sivil toplum trendi var. Ve Türkiye'de bu trendden bağımsız, muaf değil. Bu trendden çıkış kapısı yine Kopenhag kriterleri gibi Avrupa Birliği'nin temel kriterlerine dönmekten geçiyor. Temel değerleri savunmaktan geçiyor. Aslında bunun gibi diyalog projeleri yani hani bütün aktörleri bu alanda etkin olarak faaliyet yürüten, tüm aktörleri bireye gerektiren projeler aslında bunun en güzel şekilde geliştirilebileceğini gösteren bir kanıt. Çünkü bu aktörlerin her zaman bir araya gelişi ve bu birlikte aldıkları kararlar, birbirlerine danışarak aldıkları kararlar aslında bu diyaloğun gelişmesine ve çok daha ayakları yere basan, temeli sağlam bir yerden ilerlemesine de olanak sanıyor. Dolayısıyla bu tarz bir araya getiren ve hani değişim projeleriyle aslında daha iyi ve daha kapsamlı bir yol inşa edebiliriz. Daha çok sivil toplum örgütü, daha farklı sivil toplum örgütleriyle bu toplantıda olduğu gibi daha çok görüşmemiz gerektiğini düşünüyorum. Öznelerin daha çok dahil edilmesi, mülteci meselesinden yola çıkarsak onlara daha çok imkan verilmesi, hep güçlendirme deniyor ama güçlendirmelerine imkan yaratma, o potansiyelin açığa çıkarılması için eşitlik yerine biraz daha eşitlikçilik,
kavramı hatırlanmalı. O yüzden bireyleri, dezavantajlı grup dediğimiz kişilere, bu kişiler kadın olabilir, çocuk olabilir, savaş mağduru bireyleri olabilir. Onlara daha fazla imkan ve bu biraz sabırla, zamanla oluyor. Yeni fonlar, yeni işbirliği alanları oldukça eminim olacak. Dolayısıyla öznelerin daha fazla dahil olduğu ve uygun mekanizmanın olduğu bir proje geliştirme alanı sahası oldukça eminim bu başarı artarak devam edecektir. Çalışma ziyaretinde gösterdik ki Türkiye AB arasında yapılandırılmış sivil toplum örgütlerinin bir araya gelebileceği, uluslararası standartlarda bir mekanizmanın kurulmasına ciddi bir ihtiyaç var. Bunun öncülüğünü sivil toplum kuruluşları da yapabilir, kamu da yapabilir, Avrupa Birliği de yapabilir ama bence temel bir ihtiyaç olarak AB Türkiye arasında bir sivil toplum forumu kurulmasını ve bunun düzenli olarak toplanarak hem bu diyaloğu hem de ilişkilerin güçlü tutulmasını sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Umarım böyle bir projede hayata geçirebiliriz. Bugün bu forumda da gördüğümüz gibi aslında gerçekten bir yapının kurulması, bu güncel dertleri beraber konuştuğumuz, daha çok paydaşlı, belki kesimlerden daha kapsayıcı bir şekilde öne çıkan kurumların, kuruluşların değil ama daha kapsayıcı, daha çeşitli kurumlara, kişilere ulaşabilecek, belki sadece kurum da değil, hareketlere, networklere, ağlara ulaşabilecek bir yapının kurulması gerektiğini ben de düşünüyorum ve bunun aktif bir şekilde canlı tutulup güncel olarak hareket etmesi ve bir köprü oluşturması gerektiğine inanıyorum. Sivil toplumun karar alma mekanizmalarına katılması çok önemli. Şimdiye kadar Avrupa Birliği dahi aslında sivil toplumu alanda bilgi toplayan, tecrübesini paylaşan paydaşlar olarak gördü. Fakat karar mekanizmalarının içinde özneler olarak görmediler. Bu nedenle karar alma mekanizmalarına sivil toplumun katılımı çok büyük önem taşıyor.